Yani öncelikle artık toplumun, işçilerin, emekçilerin mevcut düzene bir isyanı. Artık geçinemiyoruz isyanının apaçık resmi bu ortaya çıkan tablo. En kötü koşullarda çalışıyor, alım gücü düşmüş. Bırakalım şeyini, yani bir birikim yaratma durumunu, karnını doyurmaktan bile aciz durumda. Neredeyse Bangladeş gibi çalışma rejimi oluşturmuş durumdalar. Yani dünyanın en çalışma hakları noktasında en kötü ilk 10 ülkesinde. Yıllardan beri de bu noktada Türkiye'de işçiler, emekçiler ciddi bir örgütsüzlük, örgütlenme karşıtlığı hakim. İktidardan güç alan patronlar işçileri en ucuza çalıştırabilmenin yolunu, yöntemini araştırıyor, yolunu, yöntemini buluyor. Bugün baktığımızda işte üretici köylülerden işçilere, kadınlardan kent savunucularına, doğa savunucularına, ekolojistlere her yerde bir isyan söz konusu. Son dönemde özellikle sendikasız iş yerlerinde patronun insafına terk edilen, hiçbir hakkın, hukukun, yasanın olmadığı iş yerlerinde işçiler bıçak kemik de deyip hak arama mücadelesine gittiler. Her iş kolunda örgütsüz olan, sendikası olan her iş kolunda ciddi direnişler var. 3-4 aylık süreci gördüğümüzde bu da bize krizin artık derinleştiğini, daha da büyüdüğünün göstergesi ve daha büyük işçi eylemliklerinin ön günleri, artçı sarsıntılarını yaşıyoruz. Böyle değerlendirilebilir. En fazla işçi eylemlerinin olduğu, hak gaspının yaşandığında refleks gösterilen iş kollarından bir tanesi inşaat iş kolu. Merkez Bankası'ndan bu inşaat patronu yandaş şirketlere adeta hortum bağlamışlar. Yani o Merkez Bankası'ndan ya da hazineden buralara kaynak aktarılıyor. Kendi sermayesini yaratmaya çalışıyor AKP iktidarı. Özellikle bunların yürüttüğü projelerde ciddi direnişler meydana geldi. Gelmeye de devam edecek. Perakende şirketi Carrefour, en büyük sermayesi Sabancı grubu, geçtiğimiz günlerde depo işçilerinin asgari ücretin bir tık üzerinde çalışmaya mahkum bırakılması, işte toplumda bir ara zam beklentisi vardı Temmuz ayında asgari ücrete zam. İktidar bunu vermedi çünkü önünde bir seçim şeyi yok. Patronlar da fırsata çevirdi. Artan enflasyona geçinebilmek için ücret talep ettiler. Patron bunu vermeyince de işçiler, 300 işçi direnişçi çıktı. Aynı 300 Spartalı gibi. Ve o direnişlerin sonucunda kazandılar. Taşeronu ortadan kaldırdılar ve ana firmaya geçerek kısmi haklar elde ettiler. Bunlar işçi sınıfa örnek olan, moral veren işçi eylemlikleri, kazanımla sonuçlanan işçi eylemlikleri. Sebebi bu direnişlerin, bu eylemliklerin örnek teşkil etmemesi. Hak aramaya çıkarsanız işte polisin jopunu görürsünüz. Hak aramaya çıkarsanız polis kalkanıyla, jandarma baskısıyla karşılaşırsınız. Bu sistemden rahatsız olan, bu kölelik koşullarından rahatsız olan işçilere bir korku örgütlemek adına yapıyorlar. Ama burada da başarılı olamayacaklar. Her ne pahasına olursa olsun mücadele edenler bu baskıyı, engellemeyi tersine çevirecek. Bugün de öyle olmuş. Yani bugün iş kanununda, çalışma yaşamında olan haklar bedel ödenerek alınmış. İşte 8 saatlik iş günü için 150 yıl önce onlarca işçinin kanı dökülmüş. İdamlar gerçekleşmiş. O haklar öyle kazanılmış. Bugün o hakların tüm dünyada tırpanlanması söz konusu. Buna karşı da bedel ödemeyi göze alacak, işte fiili meşru mücadele hattında ısrar edecek bir örgütlenmeye ve demokratik bir mücadele yöntemi, pratiği ortaya çıkarmaya ihtiyaç var. İşte Kore'sinden tutun Bangladeş'ine kadar. Bangladeş bugün işçi eylemlikleri iktidara geri adım attırdı. İktidarı değiştirdi. Yarın başka yerlerde olacak. Yani o hak temelli mücadele sistemi, iktidarı geri adım attırabilir. Ve bu kadar da geniş bir toplumsal kesimle bağ kurdurabilir demokratik güçlere.